Evet, İsrail'in Gazze'deki sivillere uyguladığı orantısız güç devam ediyor. Aslında dünyada da bir bakıma ikiye ayrılmış durumda buradaki durum. İsrail'in tutumunu haklı görenler de var, eleştirenler de var. Aynı durum tabii ki Hamas için de geçerli. Ve Habertürk yazarı Orayn işte tam bu konu hakkında önceki gün bir makale kaleme aldı. Nerede durmalıydı bu makalenin başlığı da. Şimdi hemen bu konuya mercek tutacağız. Oray, hoş geldin diyorum öncelikle. Hoş bulduk Meltem. Evet, Orayn ABD'den karşımızda. Oray, yazına New York Üniversitesi öğrencisinin bir İsrail karşıtı mesajından dolayı kaybettiği iş teklifi mesajıyla başlamıştın. İstersen bu tutumu hatırlatarak başlayalım, izleyicilerimize de seni dinleyelim. Şimdi New York Üniversitesi'nde ve Amerika'nın başka üniversitelerinde de olduğu gibi ciddi anlamda gösteriler var. Ve bunlar bazı çevrelerinde tepkisini çekiyor. New York Üniversitesi'nin hukuk fakültesi öğrencisi aynı zamanda işte kampüste bir dayanışma grubunun da başkanı ve paylaştığı bir mesajda epey sert bir şekilde İsrail'i kınıyor ve bir anlamda da bu Hamas'ın yaptıklarını haklı çıkaracak bir mesaj atıyordu. Ve Amerika'nın da New York'un önemli hukuk firmalarından bir tanesi iş teklif vermişti. Fakat bu mesajın ortaya çıkmasından sonra teklifini geri çekti. Benzer şekilde mesela Harvard'da da işte Fortune 500 denilen bu dünyanın en önemli şirketlerinin yöneticileri ya da Harvard Üniversitesi Vakfı'nda yönetim kurulunda yer alanlar, üniversitenin bu konuda öğrencilerin özellikle Hamas yanlısı protestolarda yer almasının ya da işte Filistin'e dayanışma adı altındaki grupların gösteri yapmasının üniversite tarafından kınanmamasından dolayı kamusal alanda ya da özel olarak şikayetlerini dile getiriyorlar. Bazı şirket sahipleri diyor ki ya biz bu öğrencilerin isimlerini not edelim, yanlışlıklar onlara iş teklifi vermeyelim böylece diyor. Mesela cumartesi günü Harvard'da yaklaşık 1000 kişinin katıldığı bir protesto vardı. İsrail karşıtı bir protesto vardı. Afrikalı, Orta Doğu, hatta Türk öğrencilerin de içinde olduğu bir protestoydu bu. Ve Filistin'e dayanışma, üniversitenin Filistin'e dayanışma derneği tarafından organize edildi bu. Ve dernek öğrencilere maske takmalarını tavsiye etti. Çünkü bir şekilde kimliklerin ortaya çıkmasının sakıncalı olacağını düşünüyorlardı. Benzer şekilde isimlerini de vermedi. Harvard'ın kendi gazetesi Crimson'a dahi öğrenci birliği ne başkanın adını verdi ne de protestoya katılan öğrencilerin adını verdi. Yani bir şekilde öğrenciler hem kendilerini ifade ediyorlar hem de yaptırımdan korkuyorlar. Ancak şunu da not etmek lazım. Bu şirket sahipleri, vakıf sahipleri mesela Harvard, yani bu üniversite, Amerika'daki üniversiteler evet hem çok pahalı öğrenciler ceplerinden on binlerce dolar vererek gidiyorlar ama aynı zamanda da bağışlara dayanıyorlar. Yani varlıklarını sürdürmek için zengin insanlardan, eski mezunlardan ya da şirketlerden gelecek bağışlara bir anlamda muhtaçlar. Ve şimdi bu bağışçılar Harvard gibi okullara bağışlarını kesmekle tehdit ediyor. Bir anlamda bir sürtüşme yaşanıyor. Fakat buna rağmen Harvard'ın başkanı öğrencileri kınayan bir açıklama yapmadı. Bugüne kadar 3 tane açıklama yaptı Harvard'ın başkanı ve dedi ki biz İsrail'in yanındayız, sivil ölümlerine karşıyız ama net bir şekilde bu öğrencileri de kınamıyoruz dedi. Harvard'ın eski başkanları da şu anda öğrencilerimizi hedefe koymanın bir anlamı yok dedi. Yani özet dersem böyle bir çatışma yaşanıyor şu anda Amerikan kampüslerinde. Evet, o da ilginç aslında. Özgürlükler ülkesi olarak biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'ni. Şu an öğrencilerin kendilerini kısıtlayarak, yani yüzlerini saklayarak bunu yapıyor olması da oldukça enteresan geldiğimiz nokta anlamında. Evet, süremizin sonuna geldiğini iletti yönetmenim de. Şimdi Orayn Amerika Birleşik Devletleri'nden bizimle birlikteydi efendim. Teşekkür ediyoruz Oray. Tekrar bağlanacağız daha sonra gelişmelerle.